Hazır mıyız arkadaşlar? Ekim ayı içerisinde 11 terör operasyonu gerçekleştirilmiş, 22 zanlı gözaltına alınmış, adli makamlarca 4'ü tutuklanmış ve 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yine özellikle yakın bölgemizdeki işgaller, iç savaşlar gibi sebeplerle göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle olan mücadelemizde kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Ekim ayı içerisinde 3 operasyon gerçekleştirilmiş, 3 organizatör yakalanmış, 2 organizatör tutuklanmış, 1 organizatör de adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 81 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edilmiştir. Yine çocuk ve gençlerimize musallat olan zehir tacirleriyle mücadelemiz devam ediyor. Narkotik suçlar hepimizin dikkatle takip ettiği bir husus. Özellikle bu konuyla ilgili olarak bu dönem içerisinde 301 olay ve operasyon gerçekleştirilmiş, 417 kişi gözaltına alınmış, 40'ı tutuklanmış, 22 kişi de yine adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yakalanan narkotik maddelerin içeriğine baktığımızda 31.050 gram eroin, 25.460 gram metamfetamin, 100.336 adet sentetik ecza, 44.480 gram esrar, 5.371 gram skank, 330 gram sentetik kanabinoid ve 1.167 adet ektazi hap olmak üzere ele geçirilmiştir. Organize suçlarla mücadelemiz de elbette yine karanlıkta devam ediyor. Ekim ayı içerisinde 4 operasyon gerçekleştirilmiş, 6'sı tutuklanmış, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 18 adet tabanca ve 30 adet fişek ele geçirilmiştir. Mali kayıplara sebep olan kaçakçılıkla mücadelemiz de yine devam ediyor. Bu dönem içerisinde 20 operasyon gerçekleştirilmiş, 21 kişi gözaltına alınmış, biri tutuklanmış ve ele geçirilen malzemelere baktığımızda 28 kilogram tütün, 124.720 adet makaron, 20 adet elektronik sigara, 20 adet cep telefonu, 2.085 adet muhtelif emtia, 8 adet tabanca, 187 adet mühimmat, 9 adet av tüfeği ve 294 tarihi eser ele geçirilmiş. Ayrıca 590 litre kaçak alkol yakalanmıştır. Yine önemli üzerinde durduğumuz bir konu ise asayiş olaylarıdır değerli arkadaşlarım. Malatya'da Ekim ayı içerisinde 2017 olay meydana gelmiş. 270 kişi gözaltına alınmış ve 90 kişi de tutuklanmıştır. Olay sayısı bakımından 2022 yılı Ekim ayında 2309 olay, 2024 yılı Ekim ayında 2107 olay meydana gelmiş olup, olay sayısı 2022 yılına kıyasla %9 oranında azalmıştır. Yerden hırsızlık da yine vatandaşlarımızın huzuru bakımından en önemli hususlardan bir tanesidir. Ekim ayı içerisinde 38 olay meydana gelmiş, 7 kişi gözaltına alınmış, 3'ü tutuklanmıştır. Olay sayısı bakımından 2022 yılı Ekim ayında 53 olay, 2024 yılı Ekim ayında 38 olay meydana gelmiş olup, olay sayısı 2022 yılına kıyasla %28 oranında azalmıştır. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık da yine huzur açısından önemli husus olup, Ekim ayı içerisinde 11 olay meydana gelmiş, 5 kişi gözaltına alınmış, bir şahıs ise tutuklanmıştır. Olay sayısı bakımından 2022 yılı Ekim ayında 28 olay, 2024 yılı Ekim ayında 11 olay meydana gelmiş olup, olay sayısı 2022 yılına kıyasla %60 oranında azalmıştır. Dolandırıcılık olayları da Ekim ayı içerisinde 57 olay meydana gelmiş, 2 kişi gözaltına alınmış,
bir şahıs tutuklanmıştır. Dolandırıcılık olaylarında da yine 2022 Ekim ayına göre %35 oranında azalmıştır. Siber suçlar da dijitalleşmenin artmasıyla birlikte yine gündemimizdeki hususlardan bir tanesidir. Bununla ilgili olarak da siber devriyeler aracılığıyla suç işleyen hesaplara ilişkin de takiplerimiz süratle devam ediyor. 2022 yılında 200.537 olan araç sayısı bugün itibariyle 234.056 olmuştur. Kontrol edilen araç sayısı bugün itibariyle 121.639, ceza işlem uygulanan araç sürücüsü ise 29.720, denetlenen okul servisi sayısı 2.344, ceza işlem yapılan okul servisi ise 307'dir. Ölümlü ve yaralanmalı kazalar sayısına baktığımızda 2024 yılında 233, ölümlü kaza sayısı ise 2 olmuştur. Yaralanmalı kaza sayısı ise 231. Maalesef hayatını kaybeden sayımız 2. Hastanede hayatını kaybeden vatandaşımız ise 1 olmuştur. Toplam yaralı sayısı 406'dır. Ve önümüzdeki günlerde trafik denetimlerine daha fazla ağırlık vererek ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını en aza indirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Malatya Çevre Yolu'nun bitirilmesi de bizim açımızdan şehir içi trafiğinin rahatlamasına vesile olacaktır. Bir başka önem verdiğimiz husus ise güvenli okullar uygulamasıdır. Bu kapsamda okul çevrelerinde etkin tedbir almaya devam ediyoruz. Okulla ilişiği bulunmayan kişilere yönelik olarak emniyet ve jandarmamız denetimlerini artırdı, devam ediyor. Ayrıca kız öğrenci yurtlarımız, gerek yüksek öğretim, gerek orta öğretim yurtlarının etrafında da yine özellikle gece saatleri, giriş çıkış saatleri olmak üzere bu saatlerde yoğun denetim faaliyetlerine devam ediyoruz. Ayrıca okul çevrelerinde ve yurt çevrelerinde bulunan iş yerlerine ilişkin denetimlerimiz de artarak devam ediyor. Değerli arkadaşlarım, bu kapsamda 22.489 araç kontrol edilmiş. 2.344'te okul servisi denetlenmiş ve 307 servis aracına da cezai işlem uygulanmıştır. Yine 2.073 okul ve yurt çevresi kontrol edilmiş. 438 iş yeri denetlenmiş. 13.790 kişinin bu bölgelerde GBT'si yapılmış. 385 araçta kontrol edilmiş, park, bahçe ve metruk bina denetlenmiştir. Bu faaliyetler içerisinde 1312 görevli ekip ve 2692 personel görevlendirilmiştir. Değerli arkadaşlarım, Malatya'nın huzurunu sağlamak için emniyet, jandarma birimlerimiz ve istihbarat birimlerimiz tam bir işbirliği, uyum ve koordinasyon içinde çalışıyor.